Efendim şimdi tam zamanı programından sesimizin ulaştığı kainatın tüm güzel yerlerine, tüm güzel gönüllerine sevgiler, selamlar. Bizler yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından dinlendik, demlendik, kendimizi güncelledik ve sizleri çok özledik. Hani bir söz vardır, bilirsinizdir ya, araç yakıtla, insan moralle yol alırmış. Bizler de sizlerden aldığımız destekle, sizlerin duasıyla yeni sezona neşeyle, keyifle, Bismillah deyip başlıyoruz bugün inşallah. Sürçülisan edersek şimdiden affola diyorum efendim. Bugün yine çok özel bir konukla başlamak istedim. Kendisini kitaplarından, seminerlerinden, konferanslarından tanıyorsunuz aslında. Çok sevdiğiniz bir isimle başlayalım dedik. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Uzmanı Sayın Uğur Ataseven hocamız bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımızda. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Medine Hanım. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler deyiz hocam. Çok şükür. Geçen yıl... Allah iyiliğinizi artırsın. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Geçen yılda ilk programa sizinle başladık hocam. Sizden sonra bütün yıl böyle muazzam programlar icra etmek nasip oldu, şükürler olsun. Yönetime dedim ki bu yılda Uğur hocamla başlayalım. İsmi gibi bize böyle uğurlar getirsin. Sizinle başlamak istedik. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İnşallah bu yeni program, ilk program. Yeni sezon ilk programı, evet. Kanalımıza sizlere hayırlar ve uğurlar getirsin. İnşallah hocam. Bu arada fark ettiniz mi? Stüdyomuz da değişti. Evet, geçen senekinden biraz daha farklı fark ettim. Az önce arkadaşlar da bunun heyecanı içerisinde bunu bir an önce çalıştırmak için uğraşıyorlardı. Evet, Kanal 42 olarak böyle toptan yenilendik hocam. Yönetim demiş bu kız böyle tatlı tatlı programlar yapsın diye böyle ballı petekli bir stüdyo hazırlamışlar bize. Çok nezih bir stüdyo olmuş. Çok güzel. Evet, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz hepsine. Sağ olsunlar hocam. Hocam izninizle mini bir hatırlatma yapacağım. Sonrasında başlayalım istiyorum. Efendim bizler bugün Uğur hocamla eğitim üzerine konuşacağız. Eğitimi böyle derinlemesine analizde bulunacağız. Hocam hatta eğitimi otopsi yapacağız desem biraz abartmış olur muyum? Evet, çok doğru gerçekten. Hoşuma gitti bu ifade. Bunu kullanalım o zaman birazdan. Evet. Efendim şöyle sizler de çocuğuma ödev yaptıramıyorum. Çocuğum ders yapmıyor. Çocuğuma söz dinletemiyorum. Çocuğumun elinden telefon, tablet düşmüyor. Ne yapmam gerekli diyorsanız kesinlikle doğru adrestesiniz. Lütfen ekranlarımızda yazan telefon numaralarımızdan, WhatsApp hattımız üzerinden bizlere sorularınızı iletin. Uzmanımızı bulmuşken kaçırmayın derim. Evet, Uğur hocam. Son zamanlarda hayatımızda yeni bir kavram girdi. Evet. Yeni dünya düzeni diye bir kavram hocam. Bu kavramla birlikte hayatımızda da birçok şey değişti. Bunlardan bir tanesi de eğitim ve öğretim malumunuz. Bu eğitim sistemini bir türlü hocam çözemedik. Bir de yeni dünya düzeni girdi. Dijital bir dünyaya geçiş yaptık. Biz eğitim ve öğretimi böyle yeniden bir tanımlayacak olursak neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi bu geçtiğimiz 1,5 yıllık hatta 2 yıla doğru yaklaşıyoruz. Uzaktan eğitim sürecinin içerisinde işte okulların kapandığı, eğitimin eve taşındığı, annelerin babaların öğretmen olduğu değil mi? Anne babaların çocukları üzerinde kontrolünü etkili bir şekilde hissettirmeye çalıştığı, zaman zaman başarılı olduğumuz, zaman zaman bıktığımız, usandığımız, bu da nereden çıktı dediğimiz, mücadele etmek durumunda kaldığımız ve zorlandığımız durumlar karşımıza çıktı. Bu 1,5 yıllık dönemde bir anlamda aslında yüz yüze eğitimin ne kadar da önemli olduğunu, online eğitimin ya da uzaktan eğitimin bunun yerini tutamayacağı bir alternatif olabileceğini bir kere daha görmüş ve hissetmiş olduk. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokul, liselerde hatta üniversitelerde de bundan sonraki süreçte biz harmanlanmış eğitim ya da hibrit eğitim dediğimiz sistemleri kullanmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Geçen sene bu programda da söylemiştim. Artık ne yaparsak yapalım, uzaktan eğitim, online eğitim hayatımıza bir parçası yerleşti olacak. Ve bundan sonra eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olacak. Hatta belki derslerimizin belli bir miktarı ya da yoğunluğu uzaktan ya da online olarak verilmeye devam edecek diye bir ifade kullanmıştık. Milli Eğitim Bakanlığı ilerleyen dönemde de okullarda belki bazı dersleri, eğitimleri, toplantıları, çalışmaları, etkinlikleri uzaktan eğitime ya da online sisteme doğru kaydıracak. Bundan kurtuluşumuz yok zaten. Bu aslında bir nimet de diyebilir miyiz? Zamandan tasarruf,
ekstradan veliler ne yapıyorlardı? Servis ücreti de ödüyorlardı değil mi okula giderken? Yani evet. Bazı konularda da acaba nimet mi bizim için? Tabii elbette tasarruf ya da nimet olarak kabul edebileceğimiz durumları var. Bunun yanında... Evet, bunun yanında. Şimdi çocuğa dokunmanız gerekiyor. Yani yüreğine dokunmanız gerekiyor çocuğun. Evet. Çocuğun, sınıfın tebeşir kokusunu bile hissetmesi gerekiyor. Hepimiz bir yalamışızdır değil mi? Evet. Şu tebeşirin tozunu, şöyle bir tadını hatırlarız değil mi öğrenciliğimizden? Çünkü eğitim sisteminin arayüzü öğretmenlerimiz. Hani dijital sistemden bahsediyoruz ya. Hı hı. Ciddi anlamda öğretmenlerimizin desteği ve burada yardımı ortaya çıkıyor. Şimdi çocuk sınıfta öğretmeni duymadan, öğretmeni dinlemeden, öğretmen çocuğun gözüne bakarak birebir yüz yüze iletişim kurmuyorsa hı hı. çocuğun öğrenmesi de gerçekten zor oluyor. Online sistemde çocuğu ya da uzaktan eğitimde kontrol etmeniz, yönlendirmeniz, o çocuğu başarılı olup olmadığını ya da öğrenip öğrenmediğini, bunun sürdürülebilirliğini yönetmemiz gerçekten çok zor oluyor. Burada işin büyük çoğunluğu öğretmenlerin yanında anne babaların üstüne de biniyor. Tabii bu beraberinde mesela bu 1,5 yıllık sürecin içerisinde uzaktan ve online olarak devam ettik. Ama yapılan merkezi sistem sınavlarında gördük ki çocukların almış oldukları puanlarda ciddi anlamda bir düşüş söz konusu. Şimdi evet elimizde ölçme değerlendirme sonuçlarına bakarak yorumlamada bulunabileceğimiz bir durum var. Sadece bu değil. Ölçme değerlendirmeye bakarak yorumlamada bulunamayız. Kendi başına yeterli olmaz. Çocukların davranışlarında çok ciddi anlamda bir değişiklik söz konusu. Dersleri ve davranışları da evet. dahil Şimdi olmak üzere. Çocuklarda öğretmenlerimizin geride bıraktığımız bir aydaki yoğunlaşan problemleri ve şikayetleri, çocukların dikkat süreleri azalmış derste. Öğretmenleri dinlemekte zorlanıyorlar. Adapte Ciddi, olamıyorlar. Tabii ciddi zaten anlamda bir ara verdik. Böyle bir sorun da vardı zaten değil mi? Hiperaktif evet. Çocuklar son zamanlarda çok popüler kelimeler yani içerisinde çok kullandığımız. Bu sadece hiperaktiviteyle ilgili değil. Normal öğrencilerde de öğretmeni derste dinlemede dikkat süresinin kısalması, dikkat kalitesinin düşmesi, Bunu niye çocukların bağlıyorsunuz? Sabırlarının azalması. Şimdi uzaktan eğitim ya da işte online yaptığımızda derslerde çocuk evde, annesinin babası ailesinin yanında. Derse bazen giriyor bazen girmiyor. Ya yani dersi bırakıp çıkabiliyor. Sistem çalışırken kendisi derste varmış gibi görünüp dersi dinlemiyor. Şimdi çocuklar bu geçtiğimiz süreçte ciddi anlamda yani bu tür davranışlarda istenmeyen davranışlarda bulundular. Öğretmenler bunları uzaktan elbette kontrol edemediler ya da kontrol etmekte zorlandılar. Çocuk derse hemen bıkkınlığını ya da dikkati düştüğü zaman, dikkati azaldığı zaman dersi terk etmekte, işte odadan çıkıp gitmekte, interneti ya da kendi görüntüsünü kapatmakta buldu. Evet, evet çok Bir fazla tarafta duydunuz. Ders açıkken başka bir tarafta işte internetten herhangi bir sayfa ya da bir oyun sayfası, oyun sitesi açık kaldı. Şimdi çocuklar bunları dersteyken yaptılar haliyle. Bunlar 1,5 yıllık bir zaman diliminin sonrasında ilk başta yüz yüze eğitime, ders dinlemeye adapte olmada sıkıntılar yaşattı. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize. Diyorsunuz ki hocam aynı zamanda bu hayatımızın bir parçası haline gelecek. Yani bu hibrit eğitim artık bundan sonra hayatımızın içerisinde var olacak. Evet. Şimdi online eğitimde de öğretmenle öğrenci arasındaki ilişkilerde sıkıntılar oldu. Çocuklarda işte dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü sorunları sabır çoğaldı. Sabır kalitesi düştü. Sabır kalitesi düştü diyorsunuz. O zaman bizim dijital dünyada çocukları buna göre mi yetiştirmemiz gerekli? Şimdi zaman zaman böyle kullanmaktan hoşlandığım bir ifade. Buyurun. Anne babalarımızın ve öğretmenlerimizin günümüzde en çok zorlandığı şeylerden, durumlardan bir tanesi bu yüzyılın çocuğuna anne baba ve öğretmen olmak. Evet. Bu yüzyılın çocuğuna anne baba ve öğretmen olmak gerçekten zor, kolay değil. Çok hızlı öğreniyorlar. Bir de şöyle bir şey var hocam. Tarihte ilk defa, yanlışım varsa düzeltin lütfen. Estağfurullah. Anneler, babalar normalde nedir? Rehberdir değil mi çocukları için? Çocuklar anne babalarına rehberlik eder hale geldiler. Yani o evet. kadar çok böyle bilgiyle donattık, doldurduk ki çocuklar artık böyle kusar hale geldiler tabiri caizse.
İlk defa evet. anne babalar çocukları eğitirken eğitim noktasında, bilgi noktasında daha doğrusu düzeltiyorum, yetersiz kaldılar gibi düşünüyorum. Sadece bilgi değil, bakış açısı, çocuklara davranış Hı-hı. şekli, davranış tarzımız, Hı-hı. çocuklarla olan ilişkimiz ve iletişimimizde de anne babalarımız ciddi anlamda bugünlerde zorluk ve sıkıntı yaşıyorlar. Hı-hı. Şimdi bu hani online eğitim, yüz yüze eğitim bir parçası olacak. Bundan sonra biz buna devam edeceğiz. Uzaktan eğitim, hayatımızın değişmezi. Biz bununla yaşamayı öğreneceğiz. Hı hı. Yani eğitim sistemi çocuğumuz ortaokulda görme, ilkokulda görmezse ortaokulda, ortaokulda görmezse lisede, lisede hı hı. görmezse üniversitede bunu görecek. Ya da üniversiteyi bitirdikten sonra da artık hayatımızın bir değişmezi olacak. Çünkü baktığımız zaman şu anda oturduğunuz yerden dünyanın hı hı. herhangi bir ülkesindeki bir üniversiteden ders alma imkanınız ya da eğer yabancı diliniz varsa bizim ülkemizde ya da başka evet. ülkelerde uzaktan eğitim yoluyla farklı kursları almanız mümkün. Aslında bu bizim hayatımıza önceden girmişti, vardı. Fakat bu planlı ve sistemli bir şekilde ilerlemiyordu. Hı hı. Planlı ve sistemli bir şekilde ilerleyecek. Şimdi hepimiz bundan şikayetçiyiz. Hı hı. Evet, sevdiğimiz, beğendiğimiz, az önce söylediğiniz gibi bize tasarruf kazandıran ya da nimet olarak görebildiğimiz yönleri var. Hı hı. Bunun yanında bazı problemleri de var. Şimdi çocuklarımız eğer bu elimizdeki teknolojiyi dijital okur yazarlık diyoruz biz bunun adına. Hı hı. Nasıl kullanılacağını bilmiyorlar, kendilerini kontrol edemiyorlar ya da amaçları doğrultusunda kullanamıyorlarsa orada problemler başlayacak. Şimdi anne babalar çocuklarının en azından bugüne kadar geldiğimiz süreçte hı hı. bunu nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yönlendirmiş olmalıydı. Vakit geçmiş değil. Bundan sonra da Aha. çocuklarımızın bu sistemi kullanmaları konusunda sınırlanması gereken noktaları anne babaların tespit edip bilip buna göre davranmaları gerekiyor. Bir parantez açabilir miyim hocam burada? Bizim çocukluğumuzda da dediler ki işte televizyon kanalizasyon tabirini tırnak içerisinde ifade evet. ediyorum kullandılar. Aman televizyondan uzak durun, aman televizyon izlemeyin. Sonuç olarak televizyon artık elimizin bir tıkla ucunda. Yani biz ne kadar bu dünya toptan değişiyor hocam. Yani sadece bizim evde değişmiyor. Toptan değişiyor. Mahallemiz değişiyor, ülkemiz değişiyor, şehirlerimiz değişiyor. Gezegen olarak değişiyoruz. Gezegen olarak dijitalleşiyorsak çocukları da bundan mahrum edemeyiz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Alternatif olarak bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Evet. Az önce dediğiniz şey de çok dikkatimi çekti. Dijital okur yazarlığı öğrenmemiz evet. gerekli. Bunu nasıl evet. yeni yeni terimler çıkıyor hocam şimdi. Nasıl öğrenecek bu, mesela ebeveynler bunu? Bu çağımızın becerilerinden bir tanesi. Aslında hı hı. bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu son zamanlarda geliştirmiş olduğu, özellikle 2018-2019'da bu tarafa kullandığımız öğretim programlarında müfredatımızın içerisinde yer alan hı hı. 8 beceriden bir tanesi bu. Dijital okur yazarlık. Önceden medya okur yazarlığı vardı. Hatta hı hı. bu konuda toplumun bilgilendirilmesi ile ilgili Radyo Televizyon Üst Kurulu ciddi anlamda görev üstlendi. Hı hı. Ders kitaplarının hazırlanmasında, programların hazırlanmasında, bunlara işte öğretmenlere eğitimlerinin verilmesinde, hı hı. öğrencilerin yönlendirilmesinde. Şimdi bir de dijital okur yazarlık. Çünkü çağımızın değişmezlerinden bir tanesi bu. Burada anne babaların bundan korkmak ve endişe duymak yerine hı hı. bunu hı hı. hayatımızın içerisine nasıl işe yarayacak işlevsel ve amacımız doğrultusunda kullanabileceğimizi düşünüp hı hı. bunu uyum sağlamamız gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela zaman zaman seminerlerde ifade ediyoruz. Hı hı. Soruyorlar. İşte hani bizim öğrenme kapasitemiz nedir diye. Evet. Ya en az beynimizin büyüklüğü. Ne kadarlık bir bilgiyi alabiliriz? Hı hı. Nasıl öğreniriz? Şimdi tabii bütününü bilmediğimiz bir şeyin parçasını bilmemiz mümkün değil. Hı hı. İşte zaman zaman şu tür ifadeler duyarız. Beynimizin şu kadarını kullanıyoruz. Falanca adam evet. beyninin şu kadarını kullanmış. Kişisel gelişim kitaplarında hep okumuşuzdur evet. değil mi? Duymuşuzdur, okumuşuzdur. Bütününü bilmediğimiz bir şeyin parçasını bilmemiz mümkün olmadığına göre bunlar biraz şehir efsanesi gibi kalıyor. Çünkü bunun ne kadarının, yani toplam büyüklüğünü bilmiyorum ben aha, bunun. Aha. Dolayısıyla ne kadarını kullandığımı da bilmiyorum. Ya da yoğunluğun ne olduğunu bilmiyorum. Okuduğumuz her şey o zaman gerçekliği? Tabii tartışılabilir ya da sorgulanabilir. Aslında burada bir metafor da olabilir bu. Hani %2'sini, %3'ünü, %5'ini kullanıyoruz derken aha. aslında çok büyük bir potansiyele ve kapasiteye sahibiz. Biz ancak bunun aha. çok küçük bir miktarını kullanıyoruz
bunu ifade etmek için de bu ifadeler yazılıyor ya da söyleniyor olabilir. Harekete geçirmek için belki de öğrencileri. Onun için de olabilir. Az sonra bununla ilgili ben okuduğum, öğrendiğim bir şeyi paylaşayım. Şimdi yüz yüze eğitim olduğu kadar online eğitim de var. Yani bizim ciddi bir öğrenme kapasitemiz var. Hatta öğrendiklerimizi hatırlama, unutmama kapasitemiz var. Şimdi anne babalarımızın en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi bu. Bunun çocuklara nasıl yönlendireceğiz bu konuda? Şimdi hatta programın en başında sorduğunuz soru da ödev yapma ya da ders çalışma. O da bununla ilgili. Yani öğrenmeyle ilgili. Öncelikle şunu ifade edelim. Şimdi bu dönemin çocukları için şu ifade kullanılıyor. Hani işte Z kuşağı ifadesi kullanılıyor. Evet. O biraz daha böyle 18, 20, 22, 23 o yaş aralığı için kullanılan bir ifade. Esas geriden gelmekte olan kuşak için biz alfa kuşağı ifadesini kullanıyoruz. Alfa kuşağı dediğimiz dönem özellikle şu an lisede okuyan öğrencilerimiz, işte ortaokulun sonunda olan çocuklarımız. Z kuşağından sonra biz bunlarla da karşılaşacağız. Şimdi bu çocuklar arkadaşlarıyla oynamaktan zevk almıyorlar. Bu çocuklar ellerinde telefon ve tabletle oynamaktan zevk alıyorlar. Bir şeyi oturarak yapmak istiyorlar. Ayakta yapılan işlerden hoşlanmıyorlar. Performans gerektiren şeylerden uzak durmaya çalışıyorlar. Arkasından içine kapanık bir nesil geliyor. Şimdi haliyle her şeyi oturarak yapmaktan hoşlanıyor. Mesela ders önüne gelsin, hazır gelsin. Buradan dinleyeyim. Buradan hiç öğreneyim. Emek sarf etmeyeyim. Evet, sınavlar buradan olsun, buradan sınavlara gireyim. Hatta bununla ilgili olarak uzmanların öngörüsü geriden gelen nesil önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde birlikte yapılacak olan işlerden biraz daha ya da işte masa başında yapılacak olan işlerden biraz daha kendilerini soyutlayıp uzaklaşacaklar. Hep bilgisayar ve internet üzerinden yapılabilecek işlere odaklanacaklar. Beynin ön merkezi de oradan lezzet alıyor, haz alıyor. Evet. Çocukta sorumluluk almak istemediği için hem daha kolay, daha pratik oturduğu yerden iş yapmak değil mi? Evet. Şimdi hani burada zaman zaman televizyon programlarında, tartışma programlarında, haberlerde, işte yolda sokakta geçerken mikrofon tutuyorlar, görüyoruz orada Z kuşağı ifadelerini, alfa kuşağı ifadesini. Biz ne kadar kendimizi yorarsak, uğraşırsak, uğraşalım, yoralım. Çünkü bundan sonra gelecek olan nesiller ellerinde bununla adeta dünyaya gelecekler ve bundan sonra buna dayalı işler ön plana çıkacak. Bu çağın çocuklarına screen agers diyorlar. Yani ekran çağı çocukları. Ekran çağı çocukları. Evet. Yeni ifadelerden bir tanesi daha bu. Çocuklar hatta şu anda... Öğrenmiş olduk hocam. Evet. Anne babalara özellikle buradan hani yeri gelmişken ifade edeceğim. Buyurun. İşte saat 10, 10.30, 11 oluyor. Artık çocukların yatma zamanı. Yarın sabahleyin erken kalkacaklar, okula gidecekler. Seminerimde şu ifadeyi kullanmıştım. Evdeki bütün ışıkların söndüğünden emin olun. Şimdi hocam tabii diyor yani evdeki bütün ışıkları söndürüyoruz. Evdeki bütün ışıklar derken ekran ışıklarının da söndüğünden emin olun. Evet. Çünkü öğretmenlerin son zamanlardaki en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi de çocukların derste sabır kalitesi ve dikkatinin düşmesinin, azalmasının yanında uyuklamaya da başlıyorlar. Uykuyu alamayınca? Evet, sebebi ne? Çünkü siz işte çocuğunuzu yattı diyebilirken çocuğunuz gece saat 12'ye kadar, 1'e kadar elinin altında tablet, telefon olduktan sonra bunun artık kontrolsüz kullanımı da başlıyor. Şu an mesela akıllı telefonlarda, uygulamalarda ekranınızın günlük ne kadar açık kaldığı ve ne kadar onunla yüz yüze, göz göze geldiğinizle ilgili her gün size veri veriyor. Veri paylaşıyor her gün sizinle. Dün telefonunuz şu kadar saat açıktı diyor. Gözetim altındayız. Yani bunun yanında çocukların dikkatlerinin, öğrenme özelliği ve yoğunluklarının nereye doğru kaydığını görebilmek adına bizim için çok ciddi bir veri barındırıyor. Hocam bu arada... Yani çocuklara biz anne babalar olarak, öğretmenler ve eğitimciler olarak sınırlamayı, kısıtlamayı, amacımız doğrultusunda kullanmayı ya da bir günde ne kadar kullanılması gerektiğini bunu yerleştirmemiz gerekiyor. Değilse çocuklardaki bu
otokontrol yani kendi kendini yönetme ve denetlemeyi bireysel sorumluluk becerisini kazandıramazsa biz bu yıl değil bundan 5 yıl sonra da 10 yıl sonra da bunları tartışıyor ve konuşuyor olacağız. Evet hocam, zaman ne kadar hızlı bir şekilde aktı. Şöyle yapalım hocam, sizi biraz böyle dinlendirelim. Yüksel abimizin o enfes çaylarından size ikram edelim. Siz dinlenirken hocam, efendim bizler de yaklaşık 10 dakikalık bir reklam arasına geçiş yapacağız. Akabinde buradayız. Efendim şimdi tam zamanı programında bugün Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Uzmanı Uğur Ataseven hocamızı ağırlıyoruz. Hocam kaldığımız yerden devam edelim. Eğitim dedik. Eğitimin günümüzdeki güncel konularını konuşurken aklıma bir şey geldi hocam. Şimdi bir Arap yetkilisi ülkemize geliyor. Belirli bazı temaslarda bulunuyor. Toplantılara katılıyor. Sonra tekrar ülkesine geri dönüyor hocam. Araplar soruyorlar. Türkiye'de diyorlar işler nasıl yürüyor? İnsanlar ne yapıyorlar? Arap aynen şöyle söylüyor hocam. Yevmel briefing diyor. Her gün toplantı yapıyorlar. Mevzulen tahrirat, bol bol yazışmalar var diyor. Harfiyen itaat. Emredersiniz efendim, hallederiz efendim, yaparız efendim derler ama diyor. Fima icraat, icraat yoktur diyor. Şimdi biz Türk milleti olarak bir sorunla karşılaştığımızda böyle eteklerimiz tutuşur, hemen toplantılar yaparız, yazışmalar, mailler üzerine tartışırız ama sonuca ulaşma noktasında tam böyle sonuca ulaşabilen bir millet değiliz ki. Şuraya bağlayacağım. Eğitim ve öğretim noktasında hocam uzmanlar diyorlar ki Türkiye'de köklü bir eğitim revizyonuna ihtiyacımız var aslında. Çünkü her gelen eğitim bakanı kendi sistemiyle geliyor. Tam böyle kökleneceği sırada ya değişiyor ya alınıyor, bir şekilde görevine bırakıyor. Sonra tekrar yenisi geliyor derken bu döngü, kısır döngü böylece devam ediyor. Şimdi hocam eğitim sistemini yeniden revize edeceksek eğer, yine Araplardan konu açılmışken başka bir söz de aklıma geldi hocam. Arapların yine bir sözü var. Diyorlar ki kellim kellim la yanfa, konuş konuş fayda yok. Şimdi biz bu eğitimin detaylarını konuşuyoruz, sorunlarını konuşuyoruz ama çözüm noktasında tam olarak bir çözüme ulaşamıyoruz. Şimdi ben vatandaş olarak hani parçadan bütüne dedik ya hocam. Parçadan başlayıp da bütüne doğru gidecek olursak ben vatandaş olarak eğitim noktasında nasıl bir katkıda bulunabilirim? Ebeveynler çocuklarına nasıl bir katkıda bulunabilirler? Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi Medine Hanım, burada anne babalar olarak bizler sadece bizim sorumluluğumuzla ilgili olan kısma müdahale edebiliriz. Orayı kontrol edebiliriz. Burada yapılması gereken anne babalarımızın aslında böyle çok uzun uzun şeyler söylemeye, akademik ya da bilimsel işte ifadelerle çözüm aramamıza burada gerek yok. Zaten bu programın süresi bunun için yetmez de. Evet. Çünkü eğitimin işte sadece bir sürü boyutu var değil mi? Yani işte mesela servis. Örneğin servis şoförleri. Yani bunu da mesela konuşulması gerekiyor. Evet. Şimdi biz çocuklarımızın küçük basit bir örnek vermem gerekirse hepimiz çok ahlaklı olmasını istiyoruz örneğin. Ama çocuğumuzun çok ahlaklı olmasını isterken çocuğun hayatında olan herkesten ahlak şekilleneceğine göre anne babası var, kardeşleri var, arkadaşları var, öğretmenleri var, servis şoförü var, yolda sokakta karşılaştığı insanlar var, marketçi var, oynadığı diğer arkadaşları var. Bunların hepsi çocuğun yani ahlakının ve davranışlarının üzerine bir tane tuğla koyuyor. Değil mi? Hepsi. Evet. Yani bu da bir eğitim sorunu. Bizim işte bakanlığa kadar çıkmamıza gerek yok, gitmemize gerek yok. Anne babaların yapması gereken şey basit.
tek ve net aslında. Evet. Çocuklarını kontrol ve takip konusunda sıkı olmaları gerekiyor anne babaların. Hocam, Almanlarda bir söz vardır. Nein is nein diyor. Hayır, kesinlikle hayırdır. Bizdeki hayırlar nasıl hocam? Olabilir, belki yaparız, nasip kısmet diye devam eder gider. Evet. Şimdi bizdeki hayırlarda tam anlamıyla hayır, hayır kelimesini çocuklarımızda sınır koyarken etkisini yerleştiremediğimizden dolayı mıdır, nedendir bilmiyorum. Ondan dolayı da disiplin noktasında sıkıntılar çekiyoruz. Öyle evet. Değil mi? Şimdi daha önceki katıldığımız programlarda, yayınlarımızda, arkadaş ortamındaki konuşmalarımızda, seminerlerimizde, konferanslarımızda hep şunu söylüyorum. Çocuk eğitimi kuralsız olmaz. Evet. Kesinlikle. Evet. Kurallarınız olacak ve bu kuralların çocuklar tarafından yerine getirilip getirilmediği konusunda kararlı bir şekilde takipçisi olacaksınız. Çok kıymetli bir kelime söylediniz hocam. Kararlılık. Evet. Biz bunu mu aşamadık, yerleştiremedik şimdi, çocuklarımızda? Bizim anne babalar olarak eğitim sistemine sağlayabileceğimiz, sorunların çözümüne sağlayabileceğimiz katkı çocuğumuzla sınırlı olan kısmı. Bizimle, kendimizle ilgili olan, sınırlı olan kısmına biz katkıda bulunabiliriz. Şimdi mesela az önce sorduk, konuşmaya çalıştık. Ödev yapılmamasıyla ilgili olarak. Şimdi çocukların evde ödev yapmalarının yanında alternatif bir şey duruyorsa o çocuk ödev yapmaz ya da yapmış gibi görünür. Ya da çok az bir miktarını yapar. Ondan sonra diğer alternatife yönelmeye başlar. Dizi izleyebilir, internete girebilir, oyun oynayabilir. Bunların eğer öncesinde sınırları yoksa, konulmamışsa ve aile bunu kararlı bir şekilde takip etmemişse hep bu şikayeti duyacağız. Çocuğum ödev yapmıyor. Çocuğum ödev yapmak istemiyor. Hocam gelen mesajlarda çoğunluğu bu şekilde biliyor musunuz? Söz dinlemiyor, ödev yaptıramıyoruz. Hocamız evet. Da bu konuda nasıl mesela, katkıda bulunur diyorlar. Şimdi daha okullar yeni açıldı şurada. Yani çok akademik ya da bilimsel bilgiler vermeye gerek yok. Yani evet. Bu ailelerimizin yapabileceği şeyler. Örneğin çocuklarınızın çantasını her hafta kontrol edin. Elden ne götürüyor, kaç eve ne getiriyor? Kaç yaşına kadar hocam kontrol edin? İlkokul 1'den başlayın. Aha. Kaç yaşına kadar değil. Zaten siz bu davranışı yerleştirip oturttuysanız eğer çocuğunuz lise sona gelinceye kadar sizin bu davranışınızdan hiçbir zaman nem kapmayacaktır. Ya da şüphelenmeyecek. Çocuğunuz okula nasıl gidiyor, nasıl geliyor? Anne babaların çoğu yani bizim kendim için söylüyorum. Dönem sonu geldiğinde dolabına bakıyoruz, temizliyoruz. Ona diyor, oğlum bu neydi? Atalım mı, atmayalım mı? Bunu niye yazdın? Bunu hangi amaçla kullandın? Ben ya da eşim her hafta çocukların çantasını kontrol ediyorum mutlaka. Çünkü yani çok üzülerek ifade ediyorum, ben okul müdürlüğü yaptım uzun yıllar. İşte oradan akademiye geçtim. Çocukları, anne babaların okula gelmediği sıklıkta okulun önlerinde farklı niyetlerle, farklı amaçlarla gelen bir sürü insan var. Mesela bunu yaptığınız zaman çocuklarınızı dışarıdaki tehlikele ve risklere karşı da bilinçli olmasını sağlayacaksınız. Kitabını kontrol et, defterini kontrol et. Bir önceki baktığında çocuğun neredeymiş, bir sonraki baktığında çocuğun nereye gelmiş. Bu bile sana bir fikir verecek buradan. Bunu kontrol eder gibi işte polis gibi değil de daha sevecen bir dille mi yaklaşılması elbette gerekiyor? Yani kesinlikle. Getir bakayım şu çantanda ne var falan yok şeklinde değil. Beraber hani oğlum beraber kontrol edelim bakalım ne yapmışsınız. Benim o yani okuduğum, öğrendiğim dönemle şimdisinin arasında ne fark var? Evet, çok yani, kıymetli bir soru bu da. Evet. Yani bunları mesela şöyle bir şey var. Çocukların konuyu öğrenip öğrenmediğini bir öğretmen çocukların sorduğu sorunun kalitesinden anlar. Evet. Sorduğu sorunun kalitesinden. Bazı çocuklar hani normal cevabı sınıftaki herkes tarafından bilinen ya da öğretmenin hani çok basit gelebilecek bir soruyu sorarken bazı çocuklar daha üst düzey bir soruyla, belki de öğretmenin o an cevaplayamayacağı bir soruyla öğretmenin karşısına çıkıyorlar. Ne yapıyor öğretmen? Ertesi gün bana bu ders bu konu sorulmuştu. Bu soru geldi bana. Ben önümüzdeki derse bu soruya hazırlanarak, bunun cevabını vererek, verecek şekilde hazırlanarak gideyim diye düşünmeye başlayacak. Çocuğun konuyu öğrenip öğrenmediğini biz burada sorduğu sorulardan anlıyoruz. Anne babalara tavsiyelerimizden bir tanesi daha. Çocuğunuz eve geldiğinde, bazı anne babalar çocuklarını işte arabayla alıyorlar, eve getiriyorlar. Bazıları işte eve geldikten sonra, oğlum, yavrum, kızım bugün ne öğrendin? Bir anlat bakalım.
Şimdi çocuk şöyle diyecek. Birinci ders Türkçe, ikinci ders matematik, üçüncü dersimiz boş geçti, dışarıya çıktık. Çocuk size öğrendiğini değil yaptığını anlatmaya başlayacak. Soruyu ısrarla tekrarlayın. Bugün okulda ne öğrendin? Çocuk yine yaptığını söyleyecek. Siz ısrarla soruyu tekrarlayın. Bugün okulda ne öğrendin? Ya da bugün okulda öğrendiklerinin içerisinden benimle ve kardeşinle, annenle ya da babanla paylaşabileceğin ne var? Bugün okulda öğrendiklerin yarın ve yarından sonra bizim hayatımızda ne gibi bir değişikliğe sebep olabilir? Bunların hepsi ya, bunların hepsi. Ben yani çok basit bir örnek vermem gerekirse, 4. sınıfa giderken fen bilgisi dersinde çocuklar beslenme ünitesini görüyorlar. Vitaminleri öğreniyorlar. İşte besin yapılarını öğreniyorlar. Çocuğumu aldım, eve götürüyorum. Oğlum bugün ne öğrendiniz? Dedi ki sabahleyin kalktığımızda ağzımızın neden koktuğunu öğrendim baba dedi. Nedenmiş dedim. Vücudumuz gece, yani vücudumuz normal önce karbonhidratları yakıyor. Sonrasında yağları yakmaya başlıyor. Vücut yağları yakıp bitirdiğinde sabahleyin kalktığımızda ağzımız bunun için kokarmış dedi. Bu yaşıma geldiğime, yani geldim, bilmediğim bir bilgiyi 4. sınıftaki çocuğumdan eve dönerken arabada öğrendim. Şimdi bunların hepsini biliyor musunuz? Bakın, işte çocuğunuza randevu vermek bu. Çocuğunuzun öğrendiklerine kıymet ve önem vermek bu. Çocuğunuza yani sizinle, anne babasıyla baş başa kalması için bir fırsat, öğrendiklerini kullanması için bir fırsat vermiş oluyorsunuz. En güzel öğrenme, anlatarak ya da öğreterek öğrenmedir. Çocuğa bu fırsatı vermiş oluyorsunuz. Ki günümüzde ne kadar kıymetli hocam. Evet, anne babalarla geçirilen vakitler değil şimdi, mi? Şimdi tabii bakın teknolojiyle beraber hayatımıza modernizmin getirmiş olduğu değişikliklerle hastalıklar da fark etmeye başlıyor. Yani onlar da değişiyor. Duydunuz mu? Parmak tembelliği diye bir hastalık var şimdi. Ayak sendromu rahatsızlığını duymuştun mu hocam? Parmak tembelliği. Neymiş parmak tembelliği? Nedir? Çünkü cep telefonu ve tablet çok sık kullanıyoruz evet. Parmağımızın ucuyla her şeyi kaydırıyoruz. Parmak tembelliği çocuklarda kalem tutmada zorlanmaymış. Parmak tembelliği. Ne kadar etkiliyor? Şimdi ya da şöyle söyleyelim. Diş ve çene tembellikleri. Bu daha küçük yaşlardaki çocuklarda çıkıyor. Niye? Çünkü hani mama evet. İletişim kurmayınca çocuklar. Yok hayır. Şeyle ilgili hani bu yeme alışkanlığının değişmesiyle ilgili. Çocuklar şimdi eskisi gibi mesela elmayı ısırarak yememe. Yani bunların hepsi hayatımızda belki de ileride ciddi anlamda etkileyecek değişikliklere sebep oluyor. Ve bize sonradan bunların hepsinden şikayet etmek düşüyor. Zamanında alınması gereken tedbirler alınmadığı için. Eğer çocuk öğrenmesini istiyorsanız, çalışmasını istiyorsanız, çocuğun çalışmasının ve öğrenmesinin dışında olan ya da önünde olan bütün alternatifleri, olumsuz örnekleri ortadan kaldırmamız ya da çocukla beraber kaldırılması gerekiyor. Aynı şey tablet, telefon, bilgisayar için de geçerli. Bunu kullanmayı sınırlamamız mümkün değil, ortadan kaldırılması mümkün değil. En azından amaçlar doğrultusunda nasıl kullanılabilir? Mesela, evet. Yani buna, yani bu bir çözüm olarak karşımızda durur. Hiçbirimizin elinde sihirli değnek yok. Dokunduğumuzda istediğimiz dünya karşımıza gelsin. Çünkü her problem çocuğa, aileye özel. Ancak ve ancak kendileri üzerinde böyle kafa yorarak düşünürlerse o zaman çözümler gelmeye başlayacak. Yeter ki önce bir niyet etmekle başlayalım diyorsunuz. Yani elbette. Hocam bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda annelerimizin bir terbiye metodu vardı. Hani bir söz vardır ya, kimin söylediğini şu an hatırlayamadım. Nush ile uslanmayanı etmeliği tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir deyip anneler böyle sinirlendiklerinde o ayaktaki anne terliği saniyelerle de değil hocam, saliselerle anında çıkar, işte gez göz arpacık der ve 12'den hedefe tutturur. Oraya kocaman bir de anne imzası atarlar. Tabii o imza ne kadar gün acısı devam eder bilmiyorum ama şöyle ki hocam, bunun üzerine yani o imzadan sonra o çocuğun o hatayı tekrar yapması namümkün. Şimdiki çocukları, şimdi gelen mesajlarda da böyle biraz bütünleştireyim istiyorum sorular hocam. Şimdiki çocuklarda çocuğuma eğitim vereyim, terbiye edeyim derken sesinizin volümünü azıcık yükseltin hocam. Başınıza neler geliyor Allah bilir. Allah hayırlı güzel ömürler versin. 3 tane çocuğunuz var maşallah. Evet. Şunu merak ediyorum aynı zamanda.
Bir uzman olarak çocuklarınızla yaşadığınız sorunlarda nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Buyurun. Anne baba olmak, aile olmak hepimiz için gerçek ve değişmez. Yani çocuğu olan ebeveynler. Hı hı. Benim eğitim bilimleri uzmanı olarak burada sizin karşınızda olmam beni toplumdaki diğer insanlardan soyutlamıyor. Evet. Herkesin yaşadığı problemleri biz de yaşıyoruz zaman zaman. Hı hı. Çocuklarımızla ya da çocuklarımızın ilişki içerisinde olduğu diğer insanlarla, işte öğretmenleriyle, okullarıyla biz de yaşıyoruz. Benim buradaki tek farkım ne? Eğitim camiasının içerisinden gelen birisi. Hı hı. İşte öğretmenlik yapmış olmak, okul idareciliği yapmış olmak, eğitim alanında yayınlar yapmak, okumak, araştırmak, evet, bir şeyler ifade etmek insanlara. Ayrıldığım tek konu bu. Değilse ben de herkes gibi çoluğu çocuğu olan bir ebeveynim. Hı. Şimdi çocuklarımızla ilgili problemlerimiz, sıkıntılarımız olduğunda yapılması gereken anne ya da baba mutlaka çocuğuyla bunu karşısına, yanına alıp, oturtup, konuşup öğrenmesi gerekiyor. Temeli ne, kaynağı ne, problem nereden ortaya çıkıyor. Hı hı. Problemin tarafları kim? Çocuğun kendisiyle mi ilgili? Karşı tarafla mı ilgili? Biz anne baba olarak bunun neresindeyiz? Kontrol edebiliyor muyuz? Gücümüz kendi başımıza bunu çözmeye yeter mi? Yoksa gerçekten birinden yardım mı almamız gerekiyor? Sonra en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi hı hı. Evde çocukların problemleri ve sorunlarıyla ilgili olarak anne babaların da birbiriyle olan iletişim kopukluğu. Böyle bir sorun ortaya ya da problem ortaya çıktığında bunu çocuğunuzla öncelikle konuşmanız, sonra da bunun çözümüyle ilgili olarak çocukların olmadığı bir ortamda Hı hı. ailenizle, eşinizle istişare etmeniz gerekiyor bu. Ondan sonra sizin bu hani yapılması gereken Hı hı. şeyler dediğimiz, bunları asgari düzeyde yerine getirdiğinizde artık kendiliğinden yavaş yavaş bazı şeylerin rayına geldiğini, yoluna oturduğunu ve çocukların nerede ne yapmaları, nasıl davranmaları gerektiğini görmüş ve öğrenmiş oluyorsunuz. Burada yapılması gereken tek şey aslında yine az önceki aslında söylemiştim, kontrol, takip ama biraz da iletişim burada. Eşler arası iletişim güzel olunca çocukları eğitirken de daha kolaylıkla gelişebiliyor. Mesela ben hem anne babaların eğitimine gittiğimde, işte katıldığım programlarda şunu söylüyorum. Çocuğunuz okulda arkadaşıyla bir problem yaşamış olabilir. Öğretmeniyle bir problem yaşamış olabilir. Lütfen eğer öğretmeniyle ya da arkadaşıyla ilgili konuşacaksanız bunu çocuğun yanında konuşmayın. Çocuğunuz varken konuşmayın. Çocuğunuzun yanında bunu konuşmanız arkadaşının ya da öğretmeninin çocuğunuzun gözündeki değerini azaltırsınız. Evet. Yarın o çocuk öğretmeni ya da arkadaşını, öğretmeni dinlemeye devam edecek. Arkadaşıyla arkadaşlığı da devam edecek hı-hı, bunun. Hı-hı. Çocuğun. Aradaki duygusal bağları kaldırmış oluyorsunuz. O köprüleri yıkmış oluyorsunuz. Öğretmeniyle ilgili bir problem var. Yani sinirlenmiş olabilirsiniz. Hı-hı. Arkadaşıyla ilgili problem var. Kızmış olabilirsiniz. Bu kızgınlığınızı çocuğunuzun olmadığı bir ortamda ifade edin. Evet. Şimdi yani insanın olduğu her yerde doğal olarak sosyal ve iletişime dayalı problemler yaşanması mümkün, muhtemel. Çocuğunuz akşamleyin eve ağlayarak geliyor. Hı-hı. Sorunlarını söylüyor, yaşadığı sıkıntıyı söylüyor. Evet. Hiçbir zaman bir problem tek taraflı olmaz. Siz sadece çocuğunuzu dinliyorsunuz. Yarın sabahleyin o sinirle kalkıp okula gidiyorsunuz. Öğretmene bağırıp çağırıyorsunuz, okul idaresiyle tartışıyorsunuz. Hı-hı. Ama sonradan bir öğreniyorsunuz ki gerçekten şey çok farklı durum olduğundan, problem size yansıtıldığından çok farklı. Yani burada fevri davranmamak da problemlerin çözümünde önemli. Yani sadece bu hani insan ilişkileriyle ilgili olan problemler değil. Aslında programın başından bu tarafa hı hı. çocuklarımızı bekleyen ya da çocuklarımızın şu anda yaşamış oldukları problemleri de ifade etmiş olduk. Zaman zaman haberlere, internete yansıyor. İşte benim okullar açıkken duymuş olduğum, geçen sene yani önceki Hı. yıl duymuş olduğum ve halen aklımda kalan, yeni yazdığım kitabımda da bahsettiğim bir baba davranışı. İlkokul çocukları Hı. sınıfta kavga ediyorlar.
Kız geliyor babasına, tartıştığı arkadaşıyla ilgili şikayette bulunuyor. Baba ertesi gün gidiyor okula, çocuğun sınıfına giriyor. Çocuğun sınıfına girdiğinden okul idaresinin nöbetçi öğretmenin haberi yok ve sınıfta çocuğu dövüyor. Şimdi siz çocuk olsanız, ben o çocuğun yerinde olmak istemem. O sınıfa bir daha giremem. O sınıfın kapısının ağzına gelsem yediğim dayak aklıma gelir benim. Ya da o kız olsam ben, babasına şikayet eden o çocuk olmuş olsam, o kızla kimse bundan sonra arkadaşlık etmek istemez. Acaba babası gelir de bana da bir şey yapar mı diye. Benim o okula, o sınıfa bir daha giresim gelmez benim. Yani bu tür durumlarda anne babalarımızın böyle sakin, sükunetlerini muhafaza ederek olayı anlamaya çalışmak, olayın boyutlarını görmek ve değerlendirmek, ondan sonra ne yapılması gerektiğine karar vermek. Yani bu her durum için aslında geçerli. Bu temelde bir problem çözme felsefesidir. İletişimin ne kadar önemli olduğunu yeniden altını kırmızı kalemle çizmiş olduk, değil mi hocam? Evet. Hocam şimdi bir insanın ilk defa soğanla tanıştığını düşünelim. Soğanın o turuncu kabuğunu soyar, zanneder ki soğanın bütünü bu. Sonra fark eder ki bir katman daha varmış, tekrar bir daha soyar. Sonra fark eder ki bir katman daha varmış. Böyle zannetmekle fark etmek arasında geçen sürecin sonunda soğanın en lezzetli olan kısmı halk deyimiyle soğanın cücüğüne ulaşıyor. Evet. Soğanın cücüğü demek aslında soğanın çocuğu demek. Şimdi ben şuna inanıyorum. Allah-u Teala bizi yaratırken, dünyaya gönderirken hepimizi bir hediyeyle gönderiyor. Biz çocuklarımızın o özündeki o cevhere, o hediyeye nasıl ulaşacağız? Nasıl onu, o hediyeyi nasıl açığa çıkartacağız diye sorarken başka bir soru daha aklıma geldi hocam. Şimdi biz çocukların özündeki o hediyeyi çıkartalım derken acaba biz kendi özümüzdeki güzelliklere ne kadar farkındayız, ne kadar vakıfız? Buyursunlar hocam, söz sizden. Estağfurullah. Şimdi siz bu cümleleri ifade ederken benim aklıma zamanın birisinde almış olduğum bir not, zaman zaman böyle özetleri karıştırırken gördüm, karıştırıyorum. Eğitim bu bir gönül işi. Ben eğitim bilimleri alanında çalışıyorum. Yani en iyi bildiğim konu öğrenme ve öğretme üzerine. Cevheri mücevhere dönüştürmek ifadesi eğitimin özünü anlatıyor aslında. Ne kadar güzel bir cümleymiş cevheri hocam. Cevheri mücevhere dönüştürmek. Çünkü hani toprağın altında biliyorsunuz sayısız maden. Yani cevher var ama o kazdığınızda, çıkarttığınızda, kendi başına elinize aldığınızda bir kömür. Yani küreğin içinde bir anlam ifade etmiyor. Yani o bir taş parçası. Öyle onu bakın işe yarar hale getirmek için örneğin bir gram altını işte koskocaman bir eleğin, kalburun içerisinde adam saatlerce, dakikalarca suyun kenarında eliyor. İçerisinden çıkaracağı belki bir gram ya var ya yok. Bir altın parçası işte. Hani cevheri mücevhere dönüştürmek dediğimiz şey bu. Buradan hareketle insanın farkına vardığı olumsuz davranışlardan kurtulup bunları düzeltme çabası aslında cevherden mücevhere doğru almış olduğumuz bir yoldur. Bizdeki davranışların farkına varıp elimiz, yani mümkün mertebe gücümüzün yettiği kadar bunu dönüştürmeye, değiştirmeye çalışmak. Şimdi tabii bu içimizdeki özü açığa çıkarmak ahlaki olarak, inanç olarak, bakış açısı olarak en uygun ifade ve kavramları seçmeye çalışıyorum. Bunların hepsiyle beraber olacak bir şey. Öncelikle bizi insanlar ve insan davranışları hakkında yanlış yönlendiren ya da bakış açımızı olumsuz hale getiren durumlardan ayrılmamız, sıyrılmamız ya da onları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Şunu bilmeliyiz ki bütün insanlar bu cevheri taşıyor. Bütün insanlar. Hani Kur'an'ı bir ifadeyle ben sizi yaratırken ruhumdan üfledim diyor ya hocam. Evet. O zaman ben de Allah'ın biricik kuluyum. Siz de Allah'ın biriciğisiniz. Herkes. Hepimiz çok kıymetliyiz o zaman. Kesinlikle. Yaratılmışların en şereflisi olduğumuza göre biz herkes aynı düzeyde. Bir kitapta okumuştum. Güzel bir ifade, hoşuma gidiyor.
bir beyefendi ile bir çiçekçiye yapılan muamele onlara sizin nasıl davrandığınızı gösterir diyor. Bir çiçekçi ve beyefendi ayıran onlara sizin davranış tarzınızdır diyor. Bütün insanların içerisinde iyi olmayı ve kendisine iyi davranılmayı hak eden bir yön var. Önemli olan bunu yakalamak ve bunu ortaya çıkarmaya çalışmak. Bizim eğitim sistemimizin aslında geçmişte olduğu yani ya da bakış açısı taşıdığı felsefe buydu. İnsanları bilgili yapmak mı yoksa arif yapmak mı? Şimdi hepimiz elimizde bir tıkla bütün bilgilere zaten ulaşabiliyoruz. Ama önemli olan bilge olabilmek. Bilgelikle ariflik aynı şey değil. Birbirinden farklı. Farklı yani mıdır? Bilgi sahibi olmakla arif olmak farklı. Bilgelik hocam. Burada bizim günümüzde dediğimiz şey bilgelik ama evet. Eskiden belki buna arif diyorlardı derlerdi. Ya da başka ifadelerle de çağrıştırılıyor olabilir. Evet. Şimdi önemli olan burada insanları bilgi sahibi yapmak değil. Önemli olan insanları burada arif yapmak. Yani nerede, nasıl davranması gerektiğini bilen birisi yapmak, arif. Şimdi ümmi ile cahil arasındaki farkı da böyle ifade ederler. Evet. Cahil ile ümmi birbirinden farklı. Ümmi belki bir şey bilmiyor. Hani bilgi anlamında bir şey bilmiyor ama arif ama insan. Evet. Şimdi eğitim sistemimizin, önceki eğitim sistemimizin, yani kültürümüzdeki eğitim sistemimizin temeline baktığımızda ya da belli bir dönem bizim medreselerimizi, üniversitelerimizi dünyanın en önemli bilim merkezleri haline getiren bu bakış açısı ve anlayış. Düşünsenize şimdi işte Nizamül Mülk var. Bunların işte 10. yüzyıl, 11. yüzyıl, işte 14. yüzyıla gelinceye kadar bilim tarihine baktığımızda neredeyse altın çağını yaşadığımız bir dönem var geride bıraktığımız. Şimdi işte Nizamül Mülk, Cevzi, Buhari, ondan sonra Harezmi, bunların tamamı yani lütfen hani geçmişle övünmek anlamında anlaşılmasın. Biz zamanında böyle bir kültüre sahiptik, medeniyete ve irfana sahiptik. Bu kültür, medeniyet ve irfana sahip olma tekrar bizim elimizde yapılabilir. Neyle mümkün diyelim o zaman? Yani eğitim sistemi, anne babaların görevlerini yerine getirmesi, eğitimcilerin görevlerini yerine getirmesi. Bunun yani bir tek bileşeninin olması zaten mümkün değil. Şimdi düşünsenize. Sabahleyin evinizden dışarıya çıkıyorsunuz. Bundan işte 400-500 yıl geriye götüreyim sizi. Yolda sokakta karşılaştığınız ilk selam verdiğiniz adam Harezmi. Okula varıyorsunuz Nizamül Mülk sizi okulda bekliyor. Okul müdürü. Hastaneye veriyorsunuz İbn-i Sina hastanenin başhekimi. Şimdi böyle bir dönemden biz altın çağını yaşayan bir dönemden böyle bir dönemdeyiz. Yapay bir çağa mı geçtik diyelim ona. Evet. Onun için hani halen o zamanlarda okutulan ders kitaplarının günümüzde bile birçok üniversitede başvuru eseri olarak ya da başvuru kaynağı olarak okutulduğunu görüyoruz. Ben zaman zaman öğrencilerle konuşurken işte hangi bölümde olduklarını sorduktan sonra bölümleriyle ilgili o bölümün mutlaka bir başvuru kaynağı var. Nasıl diyelim? Hani eğitim dünyasına değil, çağa damgasını vurmuş bir başvuru kaynağı var. Yani bunu okudun mu örneğin? Maalesef üzülerek söylüyorum. Birçok arkadaşımız, üniversite öğrencisi ya da bu anlamda çalışma yapan birçok kimse hayır hocam diyor. Yani haberim yok diyor. Belki adını bile duymamış. Ya da kendi alanındaki çok önemli bir ismi soruyorum. Çalıştığı alandaki. Bir haber. Yani duymadım diyor. Eğer hani duymadıysan bilmiyorsan, üzülerek ifade edeyim, hani cevheri mücevhere dönüştürmek dedik ya, bu bizim cevheri mücevhere dönüştürmemizdeki mihenk taşlarından bir tanesi olacak. Bunları bilmek durumundayız. Bunları okumak, bunları öğrenmek, bunları araştırmak durumundayız. Çünkü her birinin hayatından ya da vermiş olduğu örnekten ya da orada serdetmiş olduğu ifadeden bir şey okuyor, yani öğreneceğiz, duyacağız. Hayatımıza geçirmemiz mümkün olacak. Şimdi şöyle bir ifade vardır. Bir taraftan hani ders kitaplarının
eskiden kenarları boş olur. Bu boşlukların olmasının sebebi bizim kenar kayıt dediğimiz bir şeydir. Hoca anlatırken, dinlerken kitapta yazmayan bir ifade hocanın ağzından çıktıysa kitabın kenarına not alınır. Kenar kayıtlar böyle oluşur. Onun için kitapların kenarlarında çok fazla boşluk vardır eski kitaplarda yazsın diye. Evet, not alsınlar diye, evet. Değil mi? Şimdi şöyle bir ifade var. Yani geçmişten günümüze gelen bir ifade. Unutmayayım diye her ne kadar satıra yazıyorsan unutmayayım diye sadıra da yazmak zorundayız. Hocam bunu günün sözü olarak ben kaydedeyim. Allah razı olsun. Yani satıra yazdığımız kadar yani bizim dilimizin böyle de bir zenginliği var. Evet. Birbirine karşılık olarak kullanabileceğiniz kelimeler bile sanki böyle kafiyeli seçilmiş ya da oluşturulmuş. Satıra yazdığımız kadar sadra da yazmamız sadra da gerekiyor. Yazsak ne güzel olur. Evet. Hocam, satıra yazanlar, sadra yazanlar hatırlarını daima muhafaza ediyorlar. Hocam üniversiteli gençlerden bahsetmişken bir sorumuz var. Herkes üniversite okumak zorunda mı diye. Ben bu soruyu böyle biraz daha genişletip size sormak istiyorum. Yurt dışında bir süredir yeni bir akım başladı hocam. Özellikle Silikon Vadisi'nde artık üniversite mezunu personel alma şartını ortadan kaldırdılar Amerika'da. Birçok büyük şirket de bu akıma uydu. Uzun zamandır uygulanan, bilinen bir şeydi bu. Evet. Bizde ise şöyle söyleniliyor. Ben üniversite okudum, lisansımı yaptım, yüksek lisansımı yaptım, doktoramı bitirdim. Ben diyor enayi miyim, bu kadar kitapları, bu kadar yıllarımı eğitime harcadım. Ben nasıl diyor o yollardan geçtiysem onlar da diyor o yollardan geçecek. Yeni nesile sorulduğu zaman, büyüyünce ne olacaksın diye sorulduğu zaman YouTuber olmak istiyorum diyor. Evet. Bazen hak vermiyor da değilim hocam bu çocuklara. Şimdi bu çocukları nasıl doğru kanalize edeceğiz? Yurt dışındaki eğitim sistemi çok farklı. Şimdi çok iç içe bir soru oldu hocam da nereden başlamak isterseniz buyurun. Öncelikle şunu ifade edelim. Hani YouTuber olmak çocuklar bunun biraz şeyine, havasına öyle söyleyelim. Evet. Kapılıyorlar. Birçok kimse tarafından bilinmek ve takip edilmek. Çocuklar bunu istiyor. Çocukların hoşuna gidiyor. Aslında bir de varlığımızda bu yok mu yani? Kendi varlığımızı ortaya çıkarmak için, ben varım diyebilmek için o bilinmek isteği hepimizde yok mu? Aslında söylediğimiz, üzerinde durduğumuz konu böyle hani lahana ya da marul soyarmış gibi. Üst kabuğu soyduğunuzda içinden başka bir şey daha çıkıyor. Mesela az önce söylemiştim, parmak tembelliği diye bir rahatsızlık var. Şimdi bu fiziki bir rahatsızlık. Bu herhalde bununla kemik ya da ortopedi uzmanları ilgileniyordur. Öyleyse psikologların da bugün için ortaya koyduğu bir durum var. Like-lama hastalığı ya da like-lanma, onay bağımlılığı dediğimiz bir şey var. Paylaşım yaptıktan sonra çocuklar ellerinden telefonu ertesi gün sabaha kadar düşürmüyorlar. Niye? İkide bir açıp bakıyor. Acaba kaç kim kişi beğendi? Kaç kişi kimler beğendi? Yorum yaptı? Bu bir hastalık. Yani bildiğim, yani bu ciddi anlamda psikolojik rahatsızlık olma yolunda gidiyor. Şimdi çocuklar beğenilmeyi istiyorlar. Bilinmeyi istiyorlar. Bunlar zaten bizim en temel psikolojik açlıklarımızdan. Maslow'un o ihtiyaç listesinde. Orada da var ama hani bunlar bizim temel açlıklarımız. Hepimiz herkes tarafından bilinmeyi istiyoruz. Beğenilmeyi istiyoruz. Yani bu bizim temel açlığımız. Psikolojik açlıklarımızdan, ruhsal açlıklarımızdan bu. Ya da YouTuber'ların hani mesela son model arabalara bindiği ya da çok lüks evlere, son model telefonlar. Çocuklar bunu görüyorlar. Kendi durumuyla bunu karşılaştırıyor çocuk. Ben de diyor YouTuber olacağım diyor. Şimdi çocukların, çocuklara gösterilen yüzü, çocukların hoşuna giden yönü. O şaşalı hayat. Evet. Şimdi şunu da bilmemiz lazım. Hiçbir başarı, eğer bunu da bir başarı olarak kabul edeceksek, hiçbir başarı olduğu gibi onlara bahşedilmedi ya da verilmedi. Onlar da bir mücadeleyle oraya geldiler. Kesinlikle ben onları övmek ya da çocuklar bunu olsunlar anlamında söylemiyorum. Bunun bir de kamera arkasına bakmak lazım. Perde yani geri planına bir, bakmak lazım. Perde arkasına bakmak lazım. Şimdi herkes üniversite okumalı mı? Günümüzün en çok sorulan sorularından bir tanesi. Üniversite okumak insana bakış açısı kazandırıyor. Yeni bilgiler kazandırıyor. Üniversite okumak insanlığı olgunlaştırıyor. Üniversite okumak insanlara toplum içerisinde bir yetişkin olarak
nasıl davranmaları gerektiğini gösteriyor. Hı. Üniversite okumak ergenlikten yetişkinliğe doğru adım atarken bir köprü işlevi görüyor. Şimdi sadece iş ve meslek kazandırma yönüyle değil, böyle de bakmamız lazım. Hı hı. Arkasından şu soru geliyor. Hep herkes üniversite okumak zorunda mı? Hı hı. Evet, üniversite bitirenlere, üniversite mezunlarına İşsizlik devlet de var istihdam şu anda. Sağlamalı mı? Hı hı. Burada şunu da, evet, devlet istihdam üretmek, istihdam alanları açmak ya da dolaylı olarak istihdam alanı açılmasına yardımcı olmak durumunda devlet. Hı hı. Yalnız bizim iyi eğitimli anne babalara da ihtiyacımız var. Hocam, yani üniversite okumanın böyle bir faydası da olabilir. Bu üniversite okumanın dolaylı ve gizli işlevlerinden bir tanesi iyi eğitimli anne babalara sahip olmak. Ya da şöyle söyleyelim, yurt dışında bu durum yeni değil, eskiden beri var. Hı hı. Yazılım kodlama Hı. ve programlama dillerini bilmek üst düzey bir eğitimi gerektirmiyor. Hı. Birazcık İngilizceye hakimiyetiniz varsa ya da süreç içerisinde bu hakimiyeti de oluşturabilirsiniz. Programlama dilleri zaten İngilizce kavram ve ifadelerle de yazılıyor, biliyorum. Kendi oğlum da, kendi çocuğum da gidiyor. Şimdi lise ya da üniversite mezunu olmadan da bugün çocuklar kendi programlarını, uygulamalarını, eğer programlama dillerine ve aplikasyon üretme becerilerine, dijital medya, dijital okuryazarlığa İlgileri sahipse, varsa, evet, sahipse. kendileri üretebiliyorlar. Hatta ve hatta büyük firmalara, şirketlere program yazıp bunları ücreti Pazarlıyorlar. karşılığında, evet, değerlendirebiliyorlar. Bunu da yapabilirler. Bu sorunun cevabı bu. Herkes üniversite okumak zorunda mı? Bunun cevabını yine kişinin kendisi verecek. Seçmeyi, yani seçtiğiniz alanda, yani hangi alanı seçmek istiyorsanız, akademik eğitimi mi istiyorsunuz ya da mesleki olarak kendinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Birçok ülkede bir alanda 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl çalıştıktan sonra üniversite mezunu olmasa bile üniversite diploması ayarında diploma veren eğitim sistemleri olduğunu biliyoruz. Türkiye'de Yok, böyle bir uygulama, bizde böyle bir uygulama yok. Bir alanda kendiniz 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl çalışıyorsunuz. Devlet size uzmanlaşıyorsunuz. Yani usta düzeyine geliyor. Hani bizde de bunun karşılığı belki ustalık belgesi. Size üniversite mezunu, lisans mezuniyeti ayarında diploma, yani belge veriliyor. Tartışılmıyor mu? Yani gündemde böyle bir konu yok mu? Mesela benim o kadar çok değerli tanıdıklarım var ki hocam. Üniversite mezunları değil ama gerçekten yani bir, nasıl diyeyim, doktorasını yapmış gibi o kadar çok bilgi, ariflik dedik ya hocam. Yani Evet. Her konuda kendisini çok geliştirmiş tanıdıklarım var. O anlamda sordum. Yani tartışılan bir konu mu ülkemizde de eğitim noktasında yöneticiler tarafından? Evet, bizde lisans düzeyinde değil ama hani bunun yerine, işte bunun karşılığı, bunun mukabili olarak Mukabilinde. Hani ustalık belgesi gibi bir şey verir. Lisans mezuniyetine eşdeğer değil. Anladım. Bizde de böyle bir karşılığı var. Tabii burada eğitim sisteminin yani politika belirleyicileri ya da buna karar verici mevkilerin, mercilerin bunu uygulaması gerekiyor. Belki ilerleyen zamanda böyle bir uygulama gelebilir. Tabii burada önemli olan kişinin kendisini akademik eğitime mi yoksa bir meslek alanında gelişmeye mi yönlendirecek? Buna karar vermesi gerekecek. Bizde burada şöyle bir anlayış var. Onun için üniversite okuyup okumama tartışması var. Üniversiteyi bitirdikten sonra yani görüyoruz. Hani kadrolar hani dolma noktasında ya da dolmuş. Gittikçe istihdam, devlet dairelerinde çalışma azalıyor. Şimdi o zaman ben üniversite bitirince yerleşemeyecek miyim, giremeyecek miyim ya da hani nerede çalışacağım, hangi şartlarda çalışacağım? Bu sorunun cevabını bulmak zorunda kalıyor ya da düşünüyor. Şimdi bir taraftan da diyor ki ya keşke 4 yıl üniversite okuyacağıma mesleğe gitseydim ya da meslek lisesine gitseydim, lise mezunu olup ondan sonra kendi işimi yapsaydım gibi böyle de bir şey var. Sonrasında gelen bir pişmanlık var. Yani şu anlamda da çocuklar haklı değiller mi hocam? Üniversiteyi bitirdiler, KPSS'ye hazırlık, işte lisans, iş bulamadı, hadi bir yüksek lisansımı yapayım derken 25-30 yaşına geliyor. Şimdi bu çocuklar, yani gençler, bireyler diyeyim artık, çocuk kelimesini düzelteyim. Bunlar da evlense evlenemiyor, iş bulsa iş bulamıyor. Karma karışık bir şey çıkıyor ortaya. Yazık, evet. Günah değil mi hocam bu çocuklara ya da? Elbette. Şimdi bu eğitim sisteminin kendi içerisinde yönlendirmesiyle ilgili. Akademik eğitime devam edecek olan öğrencileri ya da mesleki eğitime devam edecek olan öğrencilerin yönlendirilmesiyle ilgili. Onunla ilgili bir çalışma var mı ülkemizde? Evet. Maalesef biz, yani şunu da bilmemiz gerekiyor. Sınav odaklı bir eğitim sistemine sahibiz.
tam da onu bahsedecektim hocam. Yani işte hocam, çocukları 8. sınıfta LGS, 12. sınıfta da TYT, AYT, üniversite sınavı bekliyor. Ve az da değil yani rakamlar. İşte LGS'ye giren 2 milyon civarında, TYT, AYT'ye giren 3 milyon civarında öğrencimiz var. Az da değil. Ve bu öğrencilerin bu sınava girmekteki amacı tamamı ya bir nitelikli bir lise bitirebilmek, tamamlayabilmek ya da iyi bir üniversiteye yerleşebilmek, oradan devam etmek. Şunu da bilmemiz gerekiyor. Buyurun. Şimdi tam üniversite bitirdim, üniversite mezunuyum. 4 yıl. Herkesin elindeki diplomadan sende de var. Yani seninle beraber sınava girip kazanan 1 milyon öğrencinin hepsi 4 yılla gittiğini düşünürsek ya da 500 bin öğrencinin mezun olurken aldığı diplomadan sende de var. Burada artık öyle bir çağa girdik ki biz, bunun geri dönüşü yok. Arkadaşlarından herhangi bir özelliği nedeniyle ayrılanlar ön plana çıkıyor. O zaman benim üniversite okuyan arkadaşlarıma ya da bu soruyu soran arkadaşıma herkes üniversite okumalı mı? Eğer kendinizi diğer arkadaşlarınızdan ayırt edecek, farklı kılacak bir nitelikle üst düzeye taşımak gibi bir durumunuz varsa okuyun üniversiteyi. Ama üniversite mezunu olan arkadaşlarıma niye ben hani tamam sınava girdim, şu kadar puan aldım, yine olmadım. Şimdi okul müdürlüğü yaptığım için söylüyorum. Bana iki tane dil bilen personel gelip müracaat etse, iki tane ayrı personel gelip müracaat ediyor, dil bilen. Biri tamamen örnek veriyorum, İngilizce ve İspanyolca biliyorsa biri sadece İngilizce biliyor. İngilizce bilen örneğin birçok öğretmen adayı var. Ama İspanyolca bilen çok öğretmen adayı yok. O zaman okul ne yapıyor? Kurum. İki dil bileni. Evet. Bu özelliği nedeniyle diğerlerinden ayrılanı kendisi artık ön plana çıkartmış oluyor. Bunu değerlendirme yoluna gidiyor. Üniversite okuyan arkadaşlarıma, yolun başında olan arkadaşlarıma özellikle şunu söyleyebilirim. 4 yıl sonra sizi diğer arkadaşlarınızdan ayırt edecek ve sizin farkındalığınızı ortaya koyacak bir, hani cevheri mücevhere dönüştürmek vardı ya. Evet, evet. Bir mücevheriniz olsun. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Dünkü Medine ile bugünkü Medine aynı olmasın. İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, değil mi? Yarınki daha farklı olsun. Öbür günkü daha farklı olsun. Bunun için de ne dedik? Eğitimli, bilinçli anne babalara ihtiyacımız var. Evet. Bütün suçu da hocam anne babalara yüklemenin de doğru olmadığını kendim nacizane düşünüyorum. Şimdi bu insanlar anne baba olmadan öncesinde bizim çocuklarımızdı. Evet. Değil mi? Bu çocuklar evlendikten sonra böyle sihirli bir değnekle bilinçlenmiyorlar, şuurlanmıyorlar. Yani o kısır döngü devam ediyor gibi geliyor bana. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Şimdi tabii elbette anne baba hatta ürünler üzerinde işte diyelim ki bir telefon aldınız ya da işte ütü aldınız. Şeyde işte garanti sözleşmesinde yazar, ya da kullanıcı kılavuzunda siz son kullanıcı olarak geçersiniz. Bunu alan müşteri. Yani biz. Anne babalığımızın son kullanıcısı da çocuklarımız bizim. Şimdi yani anne babalık davranışlarımızın. Bunun farkında olmamız gerekli o zaman. Elbette bunun. Buradaki suç yani biz suçu anne babalara yüklemek değil. Çözüm merciğinin bir tarafında da anne babaların olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Şimdi, öğretmenler, anne babalar, çocukların kendisi. Evet. Yani çözümün farklı farklı kısımlarını oluşturuyoruz. Ama anne babaların çocuklarını çocukluktan itibaren yönlendirebilmek gibi bir sorumluluğumuz var. İlk başta söylediğim cümle yine zor bir şey varsa günümüzde şimdiki çocuklara anne babalık yapmak. Allah yardımcımız olsun diyelim hocam. Amin. Hocam son dakikalarımıza girdik. Nasıl su gibi aklı geçti program bilmiyorum. Şunu sorayım o zaman son olarak. Şimdi tam zamanı programında gerek gençlerle alakalı, gerek ebeveynlerle alakalı, gerek çocuklarla ilgili. Son olarak neler söylemek istersiniz? Evet, aslında buraya kadar söylediklerimizin... Özetleyecek olursak mı? Evet, hepsi. Son olarak söylenmesi gerekenlerden. Şimdi burada bizim öncelikle dünya yani çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak mı yoksa dünyaya iyi çocuklar bırakmak mı? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bugün karşılaştığımız gördüğümüz problemlerin yani trafikte bile bankada sıra beklerken işte
AVM'de kasanın önüne geldiğimizde beklerken bile karşımıza çıkan günlük problemler ve sorunlar bunlar. Biz çocuklarımıza iyi bir dünya bırakalım diye uğraştıkça aslında dünyaya çok daha iyi çocuklar bırakmamız sorumluluğundan uzaklaştığımızın farkında değiliz. Biz dünyaya çok iyi çocuklar bırakmak durumundayız. Az önce aslında şunu ifade edecektim anne babalarımıza. Biz kendi çocuğumuza anne babayken başkalarının çocuğuna da ya amcayız ya teyzeyiz. Çok fonksiyonlu bir görevimiz var aslında, değil mi? O zaman hocam ne demek istiyorsunuz diyecekler. Nasıl kendi çocuğumuza ebeveyn olma rolümüz, sorumluluğumuz varsa, eğitme sorumluluğumuz, inanın aynı sorumluluk başkalarının çocukları için de geçerli. Geçerli diyoruz. Tabii amca ya da teyze olmak, diğer çocukların da eğitimlerine ya da davranışlarına bir tane tuğla koymamız. Bir tuğla da bizler koyalım diyoruz, öyle mi? Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizden istifade ettik. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Efendim, Allah razı olsun. Bizler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler ekranda sadece beni görüyorsunuz fakat işin mutfağında muazzam bir ekibimiz var. Onlar için de ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel güzel program yapmamıza vesile oluyorlar. Bir teşekkür de Konya'mızın genç girişimcilerinden sponsorum sevgili Şeyma İkinci'ye teşekkür etmek istiyorum. Efendim, geçen sezon olduğu gibi saatlerinizi aynı gün ve aynı saate kurunuz diyeceğim. Yalnız saatimiz değişti. 17.15'e kurmayı unutmayın lütfen. Haftaya yeniden görüşünceye dek kendinize hoş bakın, hoşça kalın.